hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor. Yani takip ettiğimiz kadarıyla herkes şampiyon belli. Herkes ikinciliği oynuyor. Sanki ikincilikte büyük bir çekişme olacakmış gibi duruyor. Trabzonspor'un işi bitirdiğini düşünüyor ama Abdullah Hoca'nın bir de şöyle bir avantajı var. Daha önceden Başakşehir'de yaşadığı bir deneyim vardı. Yani o zaman da şampiyon oldu dediğimiz an şampiyonluk inanılmaz bir şekilde gitmişti elinden. Trabzon'da kim ne derse desin o ipini sağlam kazığa bağlamak zorunda. Onu da biliyor çünkü elinde ikini vermişti daha önce. Şimdi elinde ikini vermek istemeyecek. Doğru hamlelerle gidiyor. Bir iki tane daha transfer yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. İhtiyaç gördüğü alanlarda. Trabzonspor bu sene yükünü tutacak gibi duruyor. Bırakmaz diyor şampiyonluğu Ceyhun Gökhan Hoca. Doğru söylüyor. Yani Mehmet söylediklerine de katılıyorum. Gökhan Hocam'a da hatta Gökhan Hocam'a takviye yapacağım. Bütün şehrin başarısı aslında. Sadece evet Abdullah Hoca bir fark yarattı. Bu doğrudur. Bu yatsınamaz. Ama o farklılığa yönetim de çok iyi uyum sağladı. Oyuncu grubu da çok iyi uyum sağladı. Taraftar da çok iyi uyum sağladı. Yani başarı zaten bu saydığım etmenler bir araya gelince ve aynı sesi, aynı şeyi düşününce, aynı sesten konuşunca ortaya çıkıyor. Şu anda çok net bir şekilde bunu yaşıyorlar. Hatta hafta içinde Abdullah Hoca'nın çok güzel bir açıklaması var. Tam net hatırlayamayacağım şimdi ama ben fırtınalı bir denize gelmedim. Burası güzel bir yer ve şu an bu fırtınalı diye düşündükleri yeri çok güzel bir sakin liman haline getirdik diye bir evet. açıklaması var. O çok güzel. İşte o birlikteliğin nasıl olduğunu psikolojiyi hani, psikoloji iyi biliyorum. Aynen öyle. Hani o birlikteliği yakaladığınız zaman dışarıdan gelen hiçbir şey size negatif bir şey vermiyor. Hep pozitif düşünüyorsunuz. Almıyorsunuz o gelen dışarıdan okları. Şu an Trabzonspor onu yaşıyor. Tabii gönül ister bu modda devam etsinler. Ama bir taraftan da ligde çekişmeli olsun istiyoruz. Diğer takımlarımız da yukarıya doğru gelsin. Daha böyle çetin bir şampiyonluk, çetin bir şampiyonluk yarışı olsun. İzleyenler açısından, bizim açısından, bizim açımızda. Ama şu ana kadar Trabzonspor'u ve Abdullah Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ahmet abi son analizi sana bıraktım. Hepsini değerlendir. Afrika Kupası'na giden oyuncular mesela Trabzon'da yanılmıyorsam 3 tane oyuncu gidiyor. Değil mi? Afrika Kupası'na. Afrika Kupası'na. İşte Edgar gidemiyor zaten. Edgar gidemiyor. Canini. Canini gidiyor. Bir de Canini Kuvazi gidiyor. İki oyuncu. Yani bu Afrika Kupası hakikaten Avrupa'daki takımların başına bela biraz. Örneğin Sivas'ta Gradel gidiyor ki Sivas takımının %40'ı gibi duruyor Gradel. Doğru doğru. Ya geçen programda ben söyledim hocam bunu. Dedim ki özellikle Afrika Kupası'nın olacağı senelerde hem Avrupa'da hem Türkiye'deki takımların Afrika'dan oyuncu alırken biraz daha düşünmesi lazım. Evet, en azından evet. O seneyi ertelemeleri lazım. Tur geçerse bir hafta gidiyor. Evet. Yani minimum zaman bir minimum hafta oyuncu transfer Ekstra. Etmeleri Ama lazım. Ama Afrika'dan diye. Da maliyet ucuz. Sen daha iyi biliyorsun. Hocam buyurun. Takım planlaması işte o. Şimdi soru zaten şuydu. Son senelerin birikimi. Aslında Trabzon'un tarihine baktığımızda bence orada müthiş bir birikim var. Bir sene orada bulundum. Orada bulunduğum sene de çok zorlu geçmişti kulüp adına. Ama buna rağmen futbol kültürünün Trabzon'da ne kadar oturduğunu çok iyi o dönemde de hissettim. Son senelere bakacak olursak Trabzon'da belki de en rahatsız edici unsur bazen kendi taraftarlarının kulüp üzerinde oluşturduğu baskıydı. Bu öyle bir enerji, öyle bir dinamizm ki eğer kendi aleyhine kullanılan bu dinamizmi, bu enerjiyi kendi lehinize kullanmaya başlarsanız böyle gerçekten çıl gibi müthiş bir güç ortaya çıkıyor. İşte Trabzon bence bunu başardı. Biz hep deriz ki takımı sek ve idare, kulübü sek ve idare başarıya giden en önemli faktörlerin başında geliyor. İşte Trabzon'da o dört paydaşa ben beşinciyi taraftarla birlikte medyayı da dahil ediyorum. Yönetim, teknik heyet, takım, taraftar. Eğer Trabzon şehrindeyseniz veya bir şehirdeyseniz o şehrin medyası da kendi takımını destekleyebilmeli. Orada illa da objektif olma adına onlardan başka beklentilere girilmemeli. Bence Trabzon'da bu beş paydaş ortaklaşa kararlı bir şekilde şampiyonluk yürüyüşüne başladılar. Ekip çalışması yapılırken önemli konular neydi? Takım planlaması, sol bekin dışında bence harika bir şekilde evet. yaptılar. Sezon başında bir yorama İsmail orada
Onun dışında diyorum. Ama işte sol bekin dışında. Çok özür dilerim hocam. Evet. Bir, yani şu ana kadar Abdullah Hoca oyuna sonradan aldığı ilk 11 oynattığı İsmail'den de faydalandı. Her oyuncudan maksimum verimi aldı Abdullah Hoca. Orada başarısı orada zaten. İsmail Köy başı arasında. Yani ya o başka bir daha şey. Kaliteyi hani yüksek, çünkü o bölgeye farklı bir oyuncu düşünüyordu sezon başı. O tabii ki bu kural çıktıktan Uğur'u sonra mecburen istedi, Türk oyuncu, Türk oyuncuyla son anda da İsmail hamlesi geldi. İsmail'in son hamlelerden bir tanesi ya. Ama pardon ondan hocam. Da aldı. Pardon hocam. Estağfurullah. İsmail bence kötü bir futbolcu değil. Sadece imza töreninde yaşanan bir şanssızlık var. O şanssızlık İsmail'in peşinden koşmaya devam ediyor. Neydi? İşte Türk pasaportu olduğu için tercih nedeni olarak o gösterilir gibi oldu. Taraftar da bundan olumsuz yönde etkileniyor. Ben bunu tamamıyla dil sürçmesi olarak nitelendirdim ve İsmail'in şu anki veya Trabzonspor'un sol bekteki kabusu oldu bu dil sürçmesi. Ama devam edelim. Transferleri sezon başında bitirdi. Tam takım hazırlık dönemine geçti. O dil sürçmesine katılmıyor Mehmet. Katılmıyor musun? Ya dil sürçmesi de şimdi İsmail'in kalitesi şöyle. İsmail Beşiktaş'ta yıllarca Fenerbahçe'de oynadı. Milli takımda sayısız maç oynadı. Ne olursa olsun yaşı 32 de olmuş olsa Trabzonspor'a biraz daha bence katkı vermesi lazımdı. Beklenenden bence aşağıda oynadı. Onun için hani biz eleştirdik hocam, şey da, noktasında. İsmail yoksa çok tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben sana derdim. İyi takımda oynuyorsun çünkü. Şimdi bazen olmuyor. Olmayabilir tabii. Yani. Kaliteli oyuncu da burada bir şey yapamayabilir. Hocam bizim teknik heyet veya yönetim veya taraftar olarak görevlerimizin başında şehrimize güvenerek aldığımız bir futbolcunun o kulübe gelişini, özellikle ilk günlerini kolaylaştırmamız lazım. İmza töreninde ben sana, ya sen Türk olduğun için biz seni transfer ediyoruz. Ya yoksa forma satışı transfer etmezdik tarzında bir şey söylersem. Her oyuncuya yazıyor oradaki, forma. Oradaki bütün güven gider, taraftar sana güvenmez. Ufacık bir hatanı başka gözle görmeye başlar. İsmail'in işini bu zorlaştırdı. Hocam, iyi takımda o konuda daha iyi enfikirsek zaten yeter. Bu takım çok kaliteli bir takım zaten. Trabzonspor'un oluşturduğu takım çok kaliteli bir takım. İyinin arasında daha iyi oynaman lazım. Futbolcu en çok kendine güvenilmesini ister. O da var. Tabii. Yani o imza töreninde o güveni İsmail'e vermedi maalesef Trabzon. Hocam, ama konu o değil. Konu o değil. Devam edelim. Abdullah Hoca. Hazırlığı da çok iyi planladığı için fiziksel yönden tamamıyla takımını çok iyi bir seviyeye getirerek lige başladı. Trabzon'a geldiği ilk günden itibaren Abdullah Hoca'nın yaptığı çalışmaları çok iyi bilen biriyim. Devamlı bir gelişim içindedir. O defansif yönde başladığı gelişimi ofansif yönü de dahil etti. O ki o gelişim hala devam ediyor. Bu sene içinde de her gün Trabzon'un lehine çalıştı. Trabzon bir maç esnasında hem dizilişi hem de oyun stratejisini 2-3 defa değiştirdiği maçlar oynadı. Bu da peki. Onların oyun zenginliğini gösteriyor. Kısa bağlayalım artık hocam. Diğer takımlara geçeceğiz çünkü daha evet. Çok konuşacağız. O yüzden Abdullah Hoca önümüzdeki döneme o umutları verirken de hem oyunla hem de oyuncuyla kazanmayı bilen ve en büyük avantajı da artık takımın tamamının bizim hoca ne yapıyorsa doğru yapıyordur diye o inançla onun her söylediğini disiplinli peki. Bir şekilde yerine getiriyor. Ağzınıza onu. Sağlık. Mükemmel bir analiz. Şimdi